Dikili konuşuyor. YouTube kanalımdan merhaba. Sevgili dostlar, burası Dikili Olof Palme Parkı. Bu park daha önce restore edildi. Restore edilmeden önce bu parkta çok güzel çeşmeler vardı. Yani şu hemen şu kenarda çeşme vardı. İster istemez bu çeşmeler yok oldu. Bu park yenilendi. Yenilendiği zaman bu çeşmeler de beraberinde olması lazımdı. Şu anda yok bu çeşmeler. Dikili tabii haliyle yoğun bir turizm alan bir ilçe. Burada insanlar özellikle yaz aylarında çok büyük bir nüfus yoğunluğu yaşanıyor. İster istemez bu çeşmelerde gerek insanlar gerek hayvanlar su ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Şimdi bu çeşmeler olmayınca böyle bir sıkıntı yaratılıyor. Bugün bir su 3 lira 4 lira. Vatandaşların bu suyu alacak gücü var, kimi yok. Ama gerek insanların, gerek dediğim gibi hayvanların burada su ihtiyaçlarının karşılanması için bu çeşmelerin bir an evvel faaliyete geçirilmesi isteniyor. Dikilimizdeki park ve bahçelerde çeşmelerin eskiden varoluşu şimdi kaldırılması yaşam açısından önemli bir zarar açısından önemlidir. Yani olması gerekiyor. Yaşamak için suya ihtiyaç var. Hayvanların suya ihtiyacı var. Parası olan var, olmayan var. Su içmek ihtiyacı karşılan tüm canlıların tekrar yaşamlarını sürdürebilmesi için bu insan sirkülasyonunun olduğu kalabalık bir yerlerde bu çeşmelerin tekrar hizmete girmesi bizleri memnun edecektir. Burada yaşayan halk olarak biz bunu talep ediyoruz. Yani şehir içindeki park ve bahçelerde Park ve bahçelerde ve insan yoğunluğunun yoğun olduğu bölgelerde insanların suya ihtiyacı vardır. Hayvanların suya ihtiyacı vardır. Su hayattır. Dolayısıyla bu yerlerde bu hizmetin belediye tarafından yapılması bizim için önemlidir. Arz ediyoruz. Ayrıca şehir içerisindeki çeşitli caddelerde ticari faaliyet gösteren esnafların şehri tamamen trafiğe kapatmışlar. Trafik işaretlerini dükkanların önüne koymuşlar. Araçların geçmesi dahi zorlanıyor. Bu park sorunu da yaşandığımızdan dolayı koca bir alanları kendileri zapt etmişler. Bu şehir kalabalık zamanında bu yaşam burada zor oluyor. Bu meselenin de halledilmesi, trafik sorununun daha mantıklı bir şekilde çözülmesini talep ediyoruz. merhaba, hepinize iyi günler. Dikili'de uzun zamandır yaşamakta olan bir bireyim. Dikili'mizde daha önceden park ve bahçelerimizde bulunan hem sokak hayvanlarının hem de Dikili'de yaşayan insanların su ihtiyaçlarını giderebileceği çeşmeler mevcut idi. Ancak son dönemde bunların kaldırıldığını, yerine yenilerinin yapılmadığını görmekteyiz. Acilen hem gelir düzeyi düşük yurttaşların su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, sıcak yaz gününde insanların serinleyip ferahlayabileceği hem de beraber yaşadığımız sokak hayvanları yani dostlarımızın su ihtiyaçlarının giderilmesi için çeşmelerin, kurnaların acilen tekrar yerine konulmasını talep ediyorum. Daha önce bu güzel parkımızda iki tane çeşme vardı. Belediye tarafından kaldırılmış. Biz biraz önce bu çeşmelerini eski gibi yapılsın. Yani şimdi biz güzel Dikili'de oturuyoruz. Hayvanlar var, kediler var, köpekler var. Kedi köpek gidip denizde su içemez. Su içemez. Yazlık güne bir tane su olmuş 3 lira, 4 lira. Fakiri var, zengini var. Yani bir tarafı hükümet vuruyor millete, bir tarafı da belediye mi yapsın? Yazık günah. Biraz önce bu çeşmelerini yapılsın. Eskiden bu park ve bahçelerde çeşmelerimiz vardı. Fakat daha sonra bu çeşmelerimiz iptal edildi. Vatandaşların su ihtiyaçları bu çeşmelerden gideriliyorlardı. Bunların tekrar faaliyete geçirmesini temenni ediyoruz. Hele yaz sezonlarında nüfus artışı olduğu için bu çeşmelere acilen ihtiyaç var. İnsanlar marketlerden el yüz yıkamak için fazla parayla bir su içmek için buradan karşılıyordu. Ve bunun tedarikini talep etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Şu anda Dikil'de bu parkta
biraz üzgün ve şaşkın bir şekilde bakıyorum. Ve buradaki çok güzel olan dikilimizin bazı eksikliklerini görüyorum. Hani derken burada iki tane çeşmemiz vardı. Bu çeşmeler çok büyük ihtiyaç. Yani insanlar için ihtiyaç, yaşayan canlılarımız da için de ihtiyaç. Yani boşu boşuna sağa sola su konuluyor. Hiç gerek yok ama bunların bir an önce yapılmasının, bir an önce buraya faaliyete geçmesini Sayın Belediye Başkanımızdan rica ediyorum. Yani bu hepimizin ihtiyacıdır. Bu su burada Dikili'de her yerde çeşmemiz yok. Malum çeşmeler de kapatıldı. Ve bunların hepsinin faaliyete geçip bu insanlığımıza ve hayvanlara yardım faaliyete faydalı olmasını diliyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı.